Artık günümüz dünyasında daha kanlı, daha sert ve daha vahşi sporlara büyük bir ilgi olduğunu, bu ilginin her geçen gün arttığını görmekteyiz. Peki bunun nedenlerini, neden artık insanlar çok daha fazla kan ve çok daha fazla vahşetin, o sertliğin güçlü olduğu bir dünya, bir spor arayışı içerisindeler? Birazcık bunun üzerine konuşacağım. Öncelikle sporları ikiye ayırmakta fayda var. Birincisi olimpik sporlar olan, artık bütün bu sertliğinin, haşinliğinin ve nakavtun sınırlandırıldığı, daha fazla tekniğin ön plana çıktığı, vahşetten uzak olan ve bu vahşet alanına kaymaması için komitelerin her geçen gün karar aldığı sporlar. İkincisi ise olimpik sporların dışında kalan ve her geçen gün çok daha fazla radikalize edilen, çok daha fazla gücün, sertliğin ön plan çıktı. Hatta kandan beslenen sporlar olarak da onları sayabilirim. Mesela UFS. Bizde de çok hızlı bir şekilde gündem oldu. Bir Habib diye işte bir sporcu çıktı. Alabildiğine bir anda herkesin gündemi oldu. Niçin peki böyle sporlara, bu denli kanlı ve sert sporlara karşı ilgi artmaya başladı? Öncelikle şunu söylemek lazım. Eskiden spor dediğimiz şey veya bu mücadele sahası, yani sahası alabildiğinde kanlı, sert, hatta ölümle sonuçlanan işte o şövalyevari bir hava içerisindeydi. Bu hava aslında köyden kente göçle beraber yeni çok daha fazla tekniğin ön plana çıktı. O sertliğin minimize edildiği bir alana kaydırdı. O sertlik, kan, işte o hoşa gitmeyecek görüntüler artık kentleşme olgusuyla beraber peşinden gelen o şehirleşme bu alanı alabildiğine yumuşattı. Ama bugün tekrar bakıyoruz, bir sertleşme eğilimi var. Sert sporlara karşı müthiş bir beğeni duygusu, ilgi alanı oluşmuş durumda. Aslında bunun nedeni yine o şehir dediğimiz algının insanlarda bir müddet zarfında bir tortu gibi yükselmiş olması, bir takım duygularını bu tortunun altında bastırmış olmalı. Bu bastırma artık kendi dileği bu şehirli insanın kavga edemeyeceği için, savaşamayacağı için, böyle bir mücadeleye giyemeyeceği için en azından bunu yapan insanları izleyerek bir nevi kurban misali onun izlemesi üzerinden kendi bulundukları durumu, kendi iç hissiyatlarını ortaya çıkarmış oluyorlar. Bu hissiyatlar doğrultusunda da sert sporlara karşı ilgi artmış oluyor. Bu işin tabii ki bir ayağı. İkinci bir ayağı ise insanların artık birbirine karşı duymuş oldukları hınç, kin alabildiğini yükseldi ki bu yükseliş artık teknik bir takım galibiyetlerle kapanacak gibi değil. Yani bir oyunda yenmekle veyahut biz iki şirketin yarışında yenmekle kapanacak gibi değil. İnsanlar birebir artık başkalarını, başka milletlerden olanı, başka renklerden olanı, başka fraksiyonlardan olanları artık kelimenin tam manasında dövmek, onlara zarar vermek istiyor. Onların canını yakmak istiyor. Bu da müthiş bir bastırılmanın neticesi olarak şehirleşmiş insanın o iş hayatının yükü, şehir hayatının alabildiği o stresi içerisinde kendisine atabileceği içten içe o köylü veya doğal halini ortaya çıkarmak için tek bir çıkış alanlarından birisi olarak artık bu sert sporlar gözükmekte. Eğer bu sert sporlar da olmasa, aslında izlenmesi, çok daha farklı felaketlere yol açılabilir. Aslında burada sert sporlar izlenerek, o kanlı vahşetli sporlar, şiddetin sembolize edilmesi durumu söz konusu oluyor. Nasıl bir şiddet sembolize edilir? Senin yerine bir başkası onu yapmış olur. Yani bir ruhun yerine bir kişi ön plana çıkar ve onu yapar. Sen de onu izlersin, ondan zevk alırsın. Aynı kendin vurmuşmuş gibi, kendin veya dayak yiyormuş gibi o perdenin dışarısına çıkarsın. Buradaki de durum aslında birazcık bu şekilde. Eğer ki bu sporlar olmasaydı belki de
bu sembolize edilme durumu olmaz ve bütün bir yığının, topluluğun bu savaşın, bu kanın, vahşetin içerisinde olduğunu da görebilirdik. Bu zannedersem çok daha acı bir tecrübe bizler için, çok daha acı bir tecrübeyi nedeni olurdu. Bu yüzden aslında benim için de bunlar spor değildi, bir yer vahşetti. Ben de aslında hiç izlemekten de keyif almam ama işin böyle bir yanı olduğunda göz ardı etmemek gerekir. Bu kısmını da aslında sizlerin huzurunda sunmak istedim ki bundan sonraki insanlığın gideceği adımlarda bu benzer şiddet hadiseleri yaşanmasın geçmişte olduğu gibi. Bu yüzden aslında bu spor dalı olarak söylenen şeyin böyle de bir fonksiyonu var. Bunun belki ön plana çıkartılması veya en azından dengeli bir şekilde topluma sunulması belki de toplumların, komünitelerin, işte o grupların şiddete eğilimlerini belli bir yerde tutabilir. Yani o sınırı aşmamalarına sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Eğer farklı daha iyi bir yorumu olduğunu düşünen varsa buyursun.